artık son gündeyiz seçimlerin. Başkanım, Astol ister son mu saniye çıkar? Vallahi bir işte, aydır biz her gün federasyon yani, seçimlerindeyiz. Bugün tabii, artık son gün. Geç kalırmış sayılmaz. Yani bu tabii hukuki bir süreç. Yedisi olimpiyattan bittikten sonra geldik. İnşallah hayırlara vesile olur. Güzel bir ortam oldu. Tekvando'ya yakışır. Çok güzel bir kongre oldu. Bütün katılan delege arkadaşlarıma ve büyüklerime buradan çok teşekkür ediyorum. Kucaklaşma fırsatını bulduk. İnşallah tekvandonun geleceği için en güzel olur, en hayırlısı olur. Hep bunu temenni ediyoruz. Bembeyaz dobok gibi, yani beyaz elbisemiz gibi güzel bir sayfa tekrar açılır ve yeniden şahlanışımıza, yeniden gidişatımıza güzel bir vesile olur seçim diyorum. Başkanım, kaçıncı dönem, kaç senedir federasyon ben başkanısın? 16 yıldır federasyon başkanıyım. Tabii 4. dönem bitiriyoruz, 5. döneme giriyoruz. Dünya Federasyonu da aynı şekilde, ama her zaman şunu söylüyorum. Her geldiğimiz dönemde yenilenerek giriyoruz. Yeni hareketlerle, yeni başarılarla istikrar da başarıyı getiriyor. Bilhassa düzen olmazsa başarı da sıkıntıya girebilir. Bu noktada biz yaptığımız tüm hamlelerde 210 tane ülkenin önünde yer almak çabasıyla çok güzel işler yaptığımıza inanıyorum. Milletimizin, kardeşlerimizin desteğiyle de inşallah daha büyük işler başaracağız diyorum. Başkanım, şimdi tekvando camiası zaten sizin başarılarınızı biliyor. Olimpiyatları takip edenler yine başarılarınızı biliyor. Ama bilmeyenler için tekvando nerede? Şu anda Türkiye'de nerede? Şöyle söyleyeyim. 210 tane ülkenin içinde tekvando ilk 3'tedir, ilk 4'tedir. Bu çok önemli bir başarıdır. Ve olimpiyatlarda, her katıldığı olimpiyatlarda madalya almıştır. Altın madalya almıştır, gümüş madalya almıştır. Bu neyi getiriyor? Yani rekabet ettiğiniz o kadar güçlü ülkeler var ki, belki 60-70 tane çok güçlü ülke var. Onun için milletimizi temsil noktasında tekvando şu anda bir markadır. Dünyada bir markadır. Türkiye Tekvando Federasyonu bir markadır. İnşallah bu markanın daha da tescillerinin daha da büyümesi için gayret edeceğiz. Çoğu branşta ülke puanıyla olimpiyata sporcu gönderebiliyoruz. Burada artık sporcular kendi aralarında kapışıyorlar. Benimdi, onundu, o kontenjanı. Doğru. O seviyeye gelmiş. Şimdi federasyonların bu uzun süre başkanlıklar bazen ters algılanabiliyor. Başkan koltuğa oturuyor, bırakmıyor diye. Ama bir taraftan da bunun bir istikrar boyutu var. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz başkanım? Şimdi size örnek vereyim. Mesela Manchester United, Bobby Charlton 25 yıl teknik direktörlük yapmıştır. Uluslararası federasyonlara baktığınızda çok uzun süre federasyonlarda görev alan ve başarısını istikrarlı bir şekilde devam ettiren başkanlar var. Sorgulanması lazım. Eğer başarılıysa bir federasyon, ona daha da güç katmak lazım. Eğer uluslararası alanda belli yetkilere sahipse federasyon başkanı ve yönetimi, onları daha da desteklemek çok lazım. Önemli. Çünkü şöyle söyleyeyim. Bir federasyon sadece kendi ülkesinde değil, yurt dışında da başarılı olmak için oralarda kurullara girmek zorunda. Buralarda kurullara yıllarca çalışırsanız giremezsiniz. Ama girmiş, bu başarıyı egale etmiş, uluslararası alanda çok yetkili olan federasyonumuzun uzun süre devam etmesi, istikrar başarıyı getirir prensibiyle başarıların artarak devam etmesi noktasında önemlidir. Ama bir federasyon başarısızsa, bir federasyon eğer projeleriyle, yaptıklarıyla işleri yapamıyorsa, dünya ülkelerinin çok gerisindeyse, o da sorgulanıp uzun süre zaten kalmaz. Biz başarımızdan dolayı kalıyoruz. Ki başarımız her zaman yeniliyoruz. Tabii. Bir alkışlar vardı. Evet. Coşkulu bir sağ olsunlar. Vardı. Çok büyük bir destek alıyorum. Hepsi gönülden destekliyor. Birlik, beraberlik ve dayanışma için çok güzel bir camiayız. İnşallah bunun beraberlik içinde tekrar devamını sağlayacağız ve büyük başarılar imza atacağız.